Ama arkadaşlar şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Sayın Vekilim, ilçe başkanımla beraber Sayın Vekilimi biraz yorduk bu konuda biz. Güzel yorgunluk ama. Ben Sayın Vekilime şöyle bir şey söylemiştim. Bir gece yarısı 1.30'da falan Sayın Vekilimin yanındaydım ilçe başkanımla. Dedim ki Sayın Vekilim, bu fabrika Erzincan'dan sonra devlete ait tek fabrika dedim. Bu fabrikamız kapanmasın. Biz alansızlıktan kapanacağız dedim. Elemansızlıktan kapanacağız. Bize yardımcı olun bu konuda dedim. Biz memleketimizde ölmek istiyoruz. Biz buraya bölünmek istiyoruz Sayın Vekilim. Bu konuda sizden destek istiyorum dedim. Allah razı olsun, bizi dinledi, bizi dikkate aldı. Ondan sonra bayramdan önceydi, bir cenazedeydim. Bir baktım Sayın Vekilim beni arıyor. Dedi başkan gözün aydın dedi bana. Gözün aydın dedi. Şimdi arkadaşlar hepinizin içinde Sayın Vekilime iki bayramı bize yaşattığı için kendisine sizin huzurunuzda ben teşekkür etmek istiyorum. Emeği çok arkadaşlarımızla sağ olsun. Fabrika müdürlüğümüzü onaylattırdı. Fabrika müdürlüğümüz geri geldi. Bundan sonraki süreçte illaki Sayın Vekilim söyleyecektir arkadaşlar. Ben şey yapmak istemiyorum. Süreç iyi ilerliyor. Çok iyi ilerliyor hem de. Eleman alımıyla ilgili vekilim de söyleyecektir. Bir de vekilimden sağ olsun şöyle bir sözünü aldık arkadaşlar. Onu da ben söyleyeyim de kendisi de bahsede Sayın Vekilimin. Özelleşmeden sonra diğer fabrikalara giden arkadaşlarımızın Turhal'a dönmesiyle ilgili, Turhal Makine Fabrikası'na dönmesiyle ilgili genel müdürümüzün kapısını bayağı aşındırdı. Çok iyi biliyorum. Onu da belli bir aşamaya getirdi. Belli bir aşamaya geldi. İnşallah Sayın Vekilimle başaracağız. Bunu da halledeceğiz. İnşallah halledecekler kendileri. Sağ olsunlar. Bu arada Sayın İlçe Başkanıma da, Belediye Başkanıma da gerçekten çok yardımcı oldular bana. Arkadaşlar bunu söylemede yapamayacağım. Ben onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her zaman her platformda bizi dinlendirdiler. Kapılarını aşındırdık. Hatta bir keresinde bir AK Parti yönetim kurulu toplantısı vardı. Başkanım. Kapıyı çaldım. Partiden içeri girdi. Herkes bana bakıyor şimdi. Ne yapıyor bu diye biliyor musun? Vallahi bana hiç kızmayın dedi. Gittim başkanımın yanına oturdum. Bu toplantıyı ben kadar tutacağım dedi. Allah razı olsun. Her zaman İlker Başkanım da makamına da gitti. Kendisi de sağ olsun bizi hiç buralarda yalnız bırakmadı. Bize bayağı bu konuda destek oldu. Ben tekrar bize iki bayramı yaşattığınız için Sayın Vekilim size çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim bir de bizim fabrikamızda 12 ay çalışan taşeron işçilerimiz var. 12 ay özelleştirme idaresinde olduğumuz için biz en son verilen taşeron işçilere kadro konusunda bayağı sıkıntı yaşadık. Evet. Ve alamadık. Bizim taşeron işçilerimiz kadro alamadı. Şu anda özelleştirmeden biliyorsunuz çıktık. Tarım Bakanlığı'na da bağlandık. Bu bizim içimizde bir yara. İnşallah bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor. 1 Mayıs'ta da inşallah o konuyla ilgili bir müjde bekliyoruz inşallah. Bir de en büyük şeyimiz şu özelleştirmeden dolayı fabrikamızdan giden, diğer fabrikalara giden Sayın Vekilim. Arkadaşlarımızın evleri, ocakları burada. Çoluğu çocuğu hep burada. Yani o konuda da bize siz söyleyeceksiniz eminim. Yardımcı olacaksınız. Bunu da sözünüzü aldığınızı da biliyorum. Arkadaşlara fazla şey yapmak istemiyorum. Siz de fazla zamanınız belki yoktur Sayın Vekilim. Tekrar ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Duacınız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Allah razı olsun. Allah size de razı olsun. Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli başkanım, kıymetli arkadaşlar. Ben Nurullah Başkan'a bu konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Seçildiği günden beri sürekli biz diyalog içerisindeyiz. Anlattıkları doğrudur. Yani birkaç kere burada bazı olumsuzluklar yaşandı. Biz onları da vekilimize bildirdik. Vekilimiz sağ olsun. Bu konuda yardımcı oldular. Bu aşamaya getirdik. Tabii ki bizim siyasetçi olarak asıl amacımız nedir? Bu Turhal'ın ekmeğini büyütmek. Yani Turhal'da ne kadar çok iş yeri olursa, ne kadar insan burada istihdam olursa, ne kadar insan buradan göç almazsa,
Örneğin ben emekli bir adamım. İşte bir evim varsa değer artar. Doğru mu? Yani ben tabii ki bunu isterim. Ayrıca hemşeriyiz. Yani Turhan'ın boşalmasını istemeyiz. Kurumların boşalmasını istemeyiz. İşte örneğin spor salonumuz var, spor sahamız var, okullarımız var. Buraların boşalmasını istemeyiz. Yani bugün Turhal 63 bin nüfusu var ama 150 bin kişiyi Turhal'a istihdam edin. İnanın ki buraya hiçbir şekilde ne trafikte sıkıntı olur, ne işte elektrik olur, su olur, dalkemi olur, olmaz. Dolayısıyla bizim için zaten mutluluk verici şey bu tür faaliyetlerin başarıya ulaşmasıdır. Sağ olsun vekilimiz de bu konuda gerekli gayreti son 3 yıldır en azından ben evveliyatını da biliyorum gösterdiler. Ve bu aşamaya geldik. Ben bunu Turhal'a ve sizlere hayırlı olmasını istiyorum. Başkanım bir şeyden daha bahsettiler. İşte biz dediler iki bayram yaşadık. Biz de iki bayram dolayısıyla sizinle beraber yaşadık. Ama bizim üçüncü bayramımız var. Malumunuz 13 Mayıs bizim bir bayramımız olacak inşallah. 14 Mayıs özür dilerim. 14 Mayıs. Ben de heyecan olduğu için bir gün şeye çektim. Erkene çektim. Ben de heyecan daha fazla bir gün. Yani erken olmasını istiyorum. İnşallah sizin desteklerinizle 14 Mayıs'ta biz de 3. bayramımızı hep beraber yaşayalım. Hep beraber Turhal'ın ekmeğini büyütelim, Turhal'ın somunu büyütelim, ondan sonra da paylaşalım. Ben bu konuda ilçe başkanı olarak desteklerinizi bekliyorum. Bu bakın hakikaten ülkemiz için çok önemli, Turhal'ımız için önemli. Yani şahsımız için değil tabii ki, milletimiz için önemli. İnşallah bu konuda da gerekli desteği vereceğinizi umuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanı kapattı. Kıymetli Vekilim, değerli ilçe başkanım, abim, sendika başkanım, Allah'ım, değerli hemşehrilerim, ben de size saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şöyle sağdan sola kafamı çevirdiğim zaman hep beraber şehirde yaşadığım değerli abilerim. Burada böyle ve bunun gibi inşallah önümüzdeki zamanda da güzel haberleri, müjdeli haberleri Allah bize burada paylaşmayı nasip etsin diyorum. Gerçekten gururlu ağır bizi yordu. Ve yorumların sonucunda da güzel neticeler aldık. İnşallah önümüzdeki zamanda yine eksiklerimizi gidermek ve Turhal'ın bir değeri olan makine fabrikalarımızın daha güzel şartlarda, daha güzel ortamlarda, daha iyi günlerde buluşmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Memleketimizin çocuğu olan değerli milletvekilimiz Mustafa Arslan abimize de bu konudaki hayretlerinden dolayı, taleplerimize olan uğraşlarından dolayı huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Hürmetle selamun aleyküm. Rabbim böyle hep güzel şeyleri konuşmayı nasip etsin. Şimdi fabrikamız müdürlük oldu, güzel bir konu konuşuyoruz. İnşallah burayı daha büyütürüz, daha geliştiririz, daha fazla istihdam sağlarız. Onlar için de yine böyle toplantılar yaparız. Yani seçildiğimiz günden beri biz bu fabrikayla ilgili ne yapabiliriz? Onunla ilgili çok kafa yorduk. Nurullah Başkanım da bizim sürekli istişare halinde oldu. İşte ilk etapta ilçe başkanımız, Nurullah Başkan, güvenlik görevlilerimizin bir azaltılması şeydi. Onunla ilgili girişimlerimiz oldu, olumlu oldu. Daha sonra da biz buradaki personel sayısının artırılması, buradaki üretimin artırılmasıyla ilgili uğraşırken bura ne oldu? Atölye oldu. Ondan sonra da tabii sürekli biz genel müdürlükte bu işleri takip ettik. Elhamdülillah son yaptığımız görüşmelerden sonra da istediğimiz gibi netice verdi. İnşallah buranın daha fazla istihdam oluşturması için de çalışmalarımız devam ediyor. Yani buranın modernizasyonu, makinelerimizle ilgili yapılacak personel sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de önemli sanayi kuruluşlarından birisi olması için bu fabrikamızı çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Milletimiz bize bir yetki verdi, bir vekalet verdi. Biz bu vekalet görevini layıkıyla yerine getirmek için 5 yıldır mücadele ediyoruz. Elhamdülillah güzel hizmetler de nasip oldu. Hem Turhal'ımıza hem Tokat'ımıza güzel yatırımlar yapıldı. Yapmaya da devam ediyor. İnşallah seçim sonunda hemen Ankara'ya gittiğimizde buradaki personelle ilgili çalışmalarımızı yapacağız.
Kadroyu alamayan arkadaşlarımızla ilgili de not aldık inşallah, onunla görüşeceğiz. Ben genel müdürümüzle görüşürken, burada buranın fabrika olması için personel sahibi arz edeyim de, ben buradan giden arkadaşlarımız vardı. Onların da listesini Nurullah Başkan'dan aldım. Biz bu arkadaşlarımızın evleri burada. Bunları geri buraya getirdiğimiz zaman ilk etapta personel problemini çözeriz. Akabinde de yeni alımlarda, buraya yeni alımlar yaparsak inşallah burada istediğimiz sayıya ulaşırız. Çünkü personelle ilgili sıkıntımız var. Bunu Müdür Bey'le de görüştük. Nurullah Bey sürekli takip etti. İnşallah bunu yapacağız. İşte bunun yanında mesela Tural'a yeni bir yatırım daha yapıyoruz. Şenyurt'taki mühimmat fabrikasının yeni bir yatırımcı geldi. Bu yatırımcıya destek olduk. Şu anda Milli Savunma Bakanlığı'ndan izinlerini aldık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan arsa tahsisini yaptık. Şu anda imar çalışmaları devam ediyor, bitmek üzere. İmarla ilgili problemler biter bitmez hemen temel atmasını yapacağız. İlk etapta 120 ile 150 kişi arasında bir istihdam sağlanıyor. Yatırımcı bu. Özel sektör yatırım olduğu için yatırımcının hedefi burada uzun vadede yatırımı büyütmek. 2028'e kadar onun bir planlaması var. Söylediği gibi olursa 2028'e kadar 1200 kişi çalıştırmak istiyorum diyor. İnşallah bu hedefleri gerçekleşmesi için de biz siyasetçi olarak, devlet olarak, hükümet olarak her türlü desteği vermeye hazırız, vereceğiz. İşte bunun dışında kazovamızın sulaması için işte hepimizin bir tarafı köye dayanıyor, görüntü çöküyoruz. 260 bin dönüm alanda kapalı sulama ile ilgili bir projeyi ihale ettik, proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi biter bitmez, onun yapım ihalesini hemen hızlı bir şekilde yapacağız. Kazovamızın tamamını kapalı sulamaya alıyoruz, basınçlı sulamaya. Yeni adıyla akıllı sulamaya, yani sulama yaparken kredi kartı gibi kartınızı okutacaksınız, ne kadar su harcarsanız o kadar ücret ödeyecek çiftçimiz. 260 bin dönüm yaklaşık 3 milyarlık bir proje, 3 katı yönlü artık proje. Önümüzdeki ayda Yazıtepe Barajı'nın, Turhal Barajı'nın sulama ihalesini yapacağız. 1,5 milyar liralık bir proje inşallah, o da buradan Yazıtepe'den Tokat merkezdeki Kemalpaşa köyümüze kadar kanal üstlerinde kalan arazilerin tamamını sulayacak. 44 bin dönümde orada bir sulamamız var. Onun dışında işte İlker Başkanım'la daha önce de bize anlatmıştı, onunla işi, ilgili işi takip ettik. İlker Bey'in yaptığı fabrika 1500 kişi çalışacak. Belediyenin ortaklığında. Tekstil fabrikası son aşamaya geldi inşallah. Turhal'da istihdamı nasıl artırabiliriz, üretimi nasıl artırabiliriz? Yani Turhal'dan dışarıya göçü değil de Turhal'a göçü nasıl sağlayabiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Onun dışında diğer alanlarda da işte yatırımlarımız devam ediyor. Bunlara girdiğimiz zaman zamanımızı çok alır. Son 5 yılda Tokat genelinde başladığımız ihale aşamasına gelemez biten 40 milyar liralık yatırımımız var. Yani şimdi konuştuğu zaman arkadaşlar, ya milletvekillerimiz ne yaptı diyor. Yapılanların hepsi dağınık olduğu için Tokat'ın genelinde gözükmüyor. Mesela 10 Mayıs'ta Zile'de bir sulama ihale edeceğiz. Çekerek ikinci kısım sulaması. Çekerek Barajı'nın 3 milyar lira, 3 katı lira. Daha önce ihale etmiştik, fiyat farklarından dolayı tasfiyeye gitti. Şimdi yeniden ihale ediyoruz. İşte bunun benzerleri sadece Mart ayında planladığımız bizim 15 milyar liralık sulama projemiz vardı. Depremden dolayı bir kısmı ötelendi. İşte yeni yeni onları hayata geçiriyoruz. Yani depreme rağmen de yatırımlarımız devam ediyor. Aksamadı inşallah. Eğitim yatırımlarımız, kültür yatırımlarımız, turizm, ulaşım gibi yatırımlarımız hepsi devam ediyor. Biraz önce çarşıda gezerken hemşehrilerimiz şeyi sordu. Samsun Sivas Demiryolu ile ilgili çalışma, yani tren seferleri niye başlamadı dediler. Biz ona daha önce 2 defa, 3 defa genel müdürümüzle görüşmüştük. Şimdi yeniden aradım. İnşallah bugün Bakan Bey'in onayından çıkarsa Samsun Sivas seferlerini de başlatacağız. Bakan Bey'in onayına sunuldu. İnşallah o konuyla ilgili de hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmiş oluyoruz başkanım. İnşallah söyleyebiliriz. Yani biz bir de seçime gidiyoruz tabii. Seçimle ilgili de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz bu seçimde. De. Tokat'ta güzel işler var. İnşallah bu güzel işlerin devam etmesi için, bu güzel yatırımların devam etmesi için,
kardeşlik ortamının devam etmesi için dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Yani bizim görevimiz sizlere hizmet etmek. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği 20 yıldan bu yana hep aynı düsturla hareket etti. Yani biz hizmet etmeye geldik, hizmetkar olmaya talibiz. İnşallah Tokat'ın ekmeğini nasıl büyütebiliriz? Memleketimizin refah seviyesini nasıl artırabiliriz? İnsanlarımızın yaşam kalitesini nasıl artırabiliriz? Bunun için çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Fabrikamız hayırlı olsun inşallah. Daha güzel müjdelerle fabrikamızda yeni toplantıları yapmayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Nurullah Başkan'a da teşekkür ediyorum. Bu işlerde bizi sürekli uyardığı için Allah razı olsun.